Salam, xoş gördük sizləri, əziz Ümid TV tamaşaçıları. Dünyaya baxış verilişi yenə ekranlarınızın qonağıdır. Bugünkü qonağımız isə hər dəfə olduğu kimi biz bilirsiniz ki, sizlərlə görüşə çox dəyərli və hörmətli insanlar gətiririk. Bizim bugünkü qonağımız da çox dəyərli, çox hörmətli bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan və Türkiyə dostluq münasibətlərində körpü vasitəsinin yaranmasında çox böyük əməyi olan yazar, jurnalist, hətta eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, bizim Azərbaycanın və şəxsən mənim ən yaxın dostum Şəmsəddin bəy Kuzəci. Xoş gəldiniz Şəmsəddin bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edəriz. Şəmsəddin bəy, sizi hər iki ölkədə yetərincə tanıyırlar, gördüyünüz işlərdən məlumatlıdırlar. Mən istəyirəm ki, Ümid Televiziyasının tamaşaçıları bir də Şəmsəddin bəyin öz dilindən eşitsin sizin fəaliyyətləriniz haqqında, xidmətləriniz haqqında. Aslında bir insan öz dilinden öz özünü konuşursa, danışırsa biraz zor olur. Ama klasik bir soruyla başladık. Ben Şemseddin Cüzeci, Kerçük'te doğdum. Kerçük haradır? Kerçük bir şehirdir ki, Ümum Lider Haydar Aliyev demiş ki, tarihi araştırdığımızda gördük ki, Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan ve Irak Türkmenleri bir bütünün parçalarıdır. İşte Irak Türkmenlerinin yaşadıkları bölgenin merkezi olan Kerçük'tü. Kerçük indi Irak ülkesinin bir rayonudur, bir önemli şehridir. Türkmenlerin yaşadığı bölgedir. Ben orada doğdum 65 senesinde. Ondan sonra tahsilimi bitirdim. Televizyede çalıştım, gazette çalıştım. Mektepte öğretmen idim, lise öğretmeni ve 1993 senesinde başıma bir olay geldi, şiir okudum. Şiir okuduktan sonra beni Irak istihbaratı 3 ay hapse attı. Hapse atıldıktan sonra Irak'ı terk etmek zorunda kaldım ve Türkiye'ye yerleştim 96 senesinde. O tarihten bugüne kadar Türkiye'de ikamet etmekteyim ama artık 2003'ten sonra Kerçük'e gelip gelerek ailemiz oradadı. Ben Türkiye'deyim. O bir ailelerim, kardeşlerim, bacılarım Avrupa'da yaşıyorlar. Irak'tan göç edimler. Medeni alakalarımız da Türkiye'den Azerbaycan'la ilgili Kerçük olarak eskilere dayanır. 1950'lerde Anar Muallim'in babası Yazılır Birliği'nin babası Resul Rıza, Abbas Zamanov, Kasım Kasımzade. Bunlar 1950'lerde Irak'a gitmişler, Kerçük'e gitmişler. Orada bir millet var değiller, aynı dilleri bizim dilimizden, edebiyatları bizim edebiyatlarımızdan, soyu, kökleri hepsi bizdendir. Ve daha sonra Gazanfer Paşaev Irak'a gitmiş, 6 sene Irak'ta çalışmış. Döndükten sonra 6 yıl Dicle Fırat sahillerinde kitabını bırakmıştır, Irak Türkmenleri ile bağlı. Biz de bu alakaların çerçevesinde büyüdük, yaşadık, Azerbaycan'ı sevdik. Biz özümüz de Azerbaycanlı olduğumuz için Irak Azerbaycanlıları gözümüz, nefesimiz, kalbimiz, yüreğimiz hep Azerbaycan'da kaldı. Ta 2000 senesine kadar ilk defa Azerbaycan'a geldiğimizde kardeşlerimizi gördük, baktık bizim danıştığımız gibi danışırlar. Bizim konuştuğumuz gibi bayatı okurlar. Biz horya diyoruz, siz bayatı dinisiz. Ve bu ilişkiler bugüne kadar devam etti. Ben indi hal hazırda Ankara'da yaşıyorum. Kerçük Medeniyet Derneği'nin sadrıyım, kurucusuyum, başkanıyım. Aynı zamanda Dünya İletişimciler, Gurnalistler Derneği'nin de başkanıyım, kurucusuyum. Ve birçok faaliyetlerimiz vardır. Azerbaycan'la ilgili yaklaşık 18 senede gelip gelirik. 20 civarında kitap çap oldukça Irak'ta Azerbaycan'la bağlı. Azerbaycan'da da Gazanfer Paşaev ve diğer arkadaşlar tarafından yaklaşık 30-35 civarında kitap çap olupta Irak Türkmenleri ile bağlı. Şemsettin Bey, tabii gördüğünüz işlerden konuşacağız ama benim ilgimi çeken sizin söylediklerinizde bir şey oldu. İlk Azerbaycan'a geldiğinizde ben o teessüratlarınızı bizimle bölüşmenizi hayal edeceğim sizden. Ama onun gelişi vardır. Ben 7. sınıftaydım mektepte. Gece radyo dinledim. Bir baktım birisi bayatı horiyet okuru. Bu ses bana garip değil. Dinledim, baktım radyoda
birisi Arapça danışır, ondan sonra bizim ağzımızda, bizim dilimizde danışır. Ne dili? Arapça dili Huna Baku, Darul İdaati Sovyetiye kısmın lügel Arabiye. Yani Türkçesi dili burası Baku, Sovyet Radyosu Arapça bölümü. Daha sonra baktım o ses kimdi? Kerkili doktorumuz, ustadımız Azerbaycan'da gelip doktora yapır, tahsil görür. O doktor Sinan Said'tir. Sinan Said de kimdi? Azerbaycan'da ve Türk dünyasında çok sevilen bir manimiz var. Evlenin önü yonca, yonca kahıbdan boyunca, ninne yavrum ninne. Bu manini Sinan Said'ten Nermine Memmedova 1970'lerde okumuşlar Azerbaycan'da. Yani bir Çerçigili'yle bir Azerbaycanlı aynı dilde okumuşlar. Daha sonra 4-5 tane mani okumuşlar. Her gün akşam oğlu dallam, elimde bağlama sallam, aşiratı ve haber sallam, kız ben seni sevdim Allah'ım. Bu güzel maniler, altın yüzük yeşil kaş sallana sallana, bir cüt abalı dostum gel gidek seyrana, o yana dönder beni, bu yana dönder beni, sak yanımda yara var, tabibe gönder beni. Bu maniler gerçekten de Çerçük'ten Azerbaycan arasında bir köprü olubdu. Daha sonra edebiyatçılarımız da, Horiyat yazanlarımız da, Bayatı yazanlarımız da, ki onlardan Abdülatif Benderoğlu olsun, bu taraftan Gazanfer Paşaif olsun, bu ilişkileri muhkemleştirdiler. Bugüne kadar bu dostluklarımızı devam ettiler. Ve ondan sonra benim o dediğim radyoya, programa mektup yazarak bana Samad Urgun'un bir şiir kitabı geldi 1970'lerde ki ben daha uşağım, okuyabilmiyorum. 7.si orta mektebe birdeyim. Öğretmenlerim beni çağırdı, dediler sana mektup gelipti. Hardan dedim, dediler hariçten. Hariç hara? Dedim benim kimsem yoktu. Korkuram da. Dediler ki otur korkma. Sana Azerbaycan'dan mektup gelipti. Güzel Azerbaycan şekillerin göndermişler bana. Samad Urgun'un kitabı, bir kitap daha. Öğretmenlerim kitabı elimden aldılar. Dediler biz okuyak sonra veririk sana. O günden ben Azerbaycan sevgisi içimde kalıp daha sonra işte 1994 senesinde Başbakan Elçin Efendiyev'in başkanlığında bir heyet geldi Çerçük'e. Fuzulu'nun 500. yıl münasebetiyle ki içlerinde Anar Muallim vardı, Gazanfer Paşaev, Yaşar Karayev, Elçin Efendiyev, Ayaz Vafalı, Sabir Rustam Hanlı, Enformasyon Naziriydi o dönemde. Bunlar Çerçük'e geldiler 128 kişi. Leyla Mecnun'u orada verdiler. Sanatçılardan vardır. Tındap Hanım vardır, Melek Hanım vardır. Büyük bir numayandaydı. Orada biz Azerbaycanlıları ilk defa gözümüzle gördük, konuştuk. Ve orada ben de yeni hapisten çıkmıştım. 94 senesinde. Orada tesadüf birisi geldi, bana mikrofon uzattı. Leyla Mecnun'da görüşü neydi? Ben de öyle şaşırdım kaldım. Cevap verdim ama ondan sonra Benderoğlu var dedi. O bildi kimdi dedim yok dedi. O Turan programının verilişinin aparıcısıdır ve yapımcısıdır. Allah rahmet eylesin, özün vefat etti o. Maile Hanım idi o. Maile Hanım Aztv'den Turan programının verilişinin şeyiydi, rehberiydi. Maile Murat Hanlı kızı. O günden ben televizyonla, işte Azerbaycan'la ilişkilerimiz devam etti. Daha ben Türkiye'ye geldikten sonra 98 senesinde İstanbul'da Gazanfer Paşaev'in Irak Türkmen Folkloru kitabının takdimatı geçirdi. Orada Gazanfer Paşaev'den rahat rahat tanıştık. Bir daha Çerçük'te tanışamadık fazla. Kitabını imzaladı bize. Orada tanıştı. Daha sonra ben 2000 senesinde Azerbaycan'a ilk defa geldim. Ama ilk defa geldiğimde sanki ben doğma vatanıma gelmişim. Çünkü biz Irak'ta gerçekten de vatan olarak hissetmedik vatanımızı. Niye? Bütün haklarımızdan mahrum idik. Önce kendi dilimizde okuyabilmedik, yazabilmedik. Arap dilinde bize eğitim verdiler, tahsil verdiler. Arapça danışırdık, Türkmence koymazlar danışak meştepte, resmi dairelerde. Ancak evde öz dilimizde danışırdık. Horiyatlarımızı, şiirlerimizi yazardık, çizerdik. Hatta taziyelerde, Mevlid-i Şeriflerde Türkmence ilahiler okunurdu. Irak devleti onu da yasakladı. Kadagan getirdi. Dedi Arapça şey edersin. O yüzden biz Azerbaycan'a geldiğimizde 2000 senesinde büyük bir mutluluk içindeydik. Hele
İçəri şəhərdə Çərçüc evi vardı, Qəzənfər Paşayev yaratmışdı onu. Onu gördüğümüzdə çox sevindik, baxdıq, bütün kitablarımız buradadır, müzə şəklindədir. Musiqi alətlərimiz, şəkillər oradadır bizim aqsaqqallarımızın. Bu bizim için böyük bir moral oldu ki, ondan sonra başladık Azerbaycan'dan ilişkilerimizi, dostluklarımızı. Ancak 2003'ten sonra Saddam gitti, Irak rahatlığa kavuştu. Ve herkes başladı Azerbaycan'a gelip gitmeye, öz insanlarıyla dostluk kurmaya, samimiyet kurmaya. Bizler de o günden işte hem teşkilatlarımızı Azerbaycan'da işbirliği yaparak beraber işler yaptık. Hem de Azerbaycan'daki yazarlar, çizerler bizim Çerçüc'e geldiler, Bağdat'a geldiler. Bugün görürsünüz, ben de Azerbaycan'dayım. Bu benim 16. seferimdi. Azerbaycan'la bağlı çok büyük kitaplar koyduk, eserler koyduk, layihalar yarattık. Yani 2000. yıl sizin için bir kapı oldu, kapı açıldı Azerbaycan'ın için. Yeni hayat, nefes verildi. Öz vatanıma geldiğimi hissedirim. Niye? Danıştığım insanlar benim dilimde danışır. Bir de Çerçüc için ürekleri atırı. Ben ne de Azerbaycan için hasret çekirim. Ola da Çerçüc için hasret çekirler. Neden? Çünkü ortaya da bir şey var. 92. yılında mesela ne olubdu? Facialardan birisi. Azerbaycan'ın yaşadığı Karabağ faciası vardı. Hocalı katliamı vardı. Biz de Çerçüc'e indi hissedirik ki yabancıların elindedir. Öz elimizde de ki şairlerimiz güzel horiyatlar, bayatlar yazıp diri Karabağ, dağda yağar Karabağ, könlümdeki hasret var. Bir Çerçüc, bir Karabağ. Yani bu iki şehir ne zaman kurtulur, ne zaman kurtar, ne zaman insanlar azadlığa kavuşurlar. Bu şekilde bizim sevgimiz Azerbaycan'a karşı çok büyüktür. Azerbaycan da bize karşı çok büyüktür. Bu sevgiyle yaşarız indi. Bu mutluluk içindeyiz. Yani öz vatanımızda diyelim Azerbaycan bizim için ikinci vatanımızda sayılmaz. Bizim ata vatanımız sayılır. Çünkü bizler Orta Asya'dan Azerbaycan'dan Irak'a geçmişiz. Yani Irak'ta Türkmenler yaratılmıyor. 1000+ sene Orta Asya'dan Azerbaycan'dan göç etmişiz Basra'ya. Muaviye döneminde. Ondan sonra yayılmış orada 6 devlet kurulup, Selçuklular kurulup, Celayirler kurulup, Karakoyunlar, Akkoyunlar. Sonuncu devlet Osmanlıymış ki bize 400 sene idare etti bizi. Yani bizim kökümüz orada Osmanlı'dan yıllar öncesiydi. Yani 1000+ senede biz Irak topraklarında yaşarız. İnşallah biz arz ediriyor ki Kerkür, Azerbaycan ve ile Türkiye üzerinde olan kara bulutlar tez bir zamanda çekilsin gitsin, torpaqlarımız yağı tahtağı altından tezlikle kurtulsun. Bu bizim arzularımızdır. Şemsettin Bey, ben istedim Kerkür edebiyatından ve sizin bu edebiyat sayesinde olan xidmətlərinizdən de bizimle bölüşəsiniz. Evet, Kerkür edebiyatı geniş bir edebiyata sahipti. 1918'e kadar Çerçüc edebiyatı, daha doğrusu Irak'ta Türk edebiyatı, Türk dünyası edebiyatının veya umum Türk edebiyatının bir parçasıydı. Niye? 400 sene Osmanlı Irak'ı idare etmişse, demek ki orada yaşayan şairler de hepsi Osmanlı'nın şairleri sayılır. Ama biz 1918'den sonra İngilizler bizi aldılar Osmanlı'dan, işgal ettiler Irak'ı. Irak devletini kurdular 1932'de. O devlet kurulduktan sonra artık Irak'ta yeni bir akım başladı, yeni bir devir başladı. Nerede? O da Irak devletinin, insanlarının edebiyatı başladı. Yani bizler tamam, dedelerimiz o dönemde Osmanlı'dan kalmışlar ama bizler şairler, yazarlar, dedelerimiz Osmanlı şairleri olarak sayılırdı. Ve bizim ne teçim edebiyatımız ne zaman başladı? Edebiyatımız bizim Nesimi ile başladı. Nesimi Bağdat'ta doğmuş. Nesimi doğarken şiirlerini yazmaya başlamış kağıt üzerine. Yani yazılı edebiyat olupti ki Irak Türkmenlerinin tarihinin başlangıcı Nesimi ile başlamış. Ondan sonra Fuzuli gelip, Mehri gelip, Bağdadi gelip, Ruhi gelip o şekilde devam edip. Yani bizim tarihimiz Irak Türkmen edebiyatı tarihi Nesimi'nin başlangıcıyla bugüne kadar devam ediyor. Daha sonra 1918'den sonra işte Irak Türkmen edebiyatçıları Hicri'de de olsun, Ezzedin Abdübayatlı olsun, Mehmet Rasık olsun,
Ata Təzibaşı olsun, Mövlüt Akayyatçı olsun, Salah Nevrez Benderoğlu, yüzlerce şair sayabilirim siz için, bugüne kadar devam etmiştir. Azerbaycan'dan da Irak Türkmen arasındaki ilişkiler, Azerbaycan'ın Irak Türkmen, Azerbaycan Muasir Şairler kitabı, Nebi Hezri'nin kitabı, Vaktiyar Vahabzada'nın kitabı, Elçin Efendi'nin kitabı, Elçin'in Hekayeleri kitabı, Kamil Veli Neriman'ın Güzel Sözler kitabı, yani 20 civarında kitap Bağdat'ta kar kitap çap olup Azerbaycan Edebiyatı. Bizim de burada 40-30 kitap çap olupdu. Bu medeni alakalar gün be gün geldikçe kenetleşir, genişleşir. Ne tekim benim son şiir kitabım burada Resmiye Sabır tarafından Azerbaycan Türkçesine uygulandı, uygunlaştırıldı ve Gazanfer Müellim tarafından da çap olundu. Bu nedir? Bu demek ki bizim edebiyatımız artık Azerbaycan edebiyatının bir parçasıdır. Yani hiçbir farkı yoktu. Sadece bir köprü var aramızda. Bu köpründe bizler, sizler, gençler artık idare edecektir, mühkemleştirecektir. Evet, çok sağ olun güzel açıklamanıza göre. Ben vermek istediğim sualın da cevabını siz verdiniz. Kerkür ve Azerbaycan edebiyatında olan yakınlıklar hakkında malumat verdiniz. Bu sefer, dediniz ki artık sizin 16. seferinizde Azerbaycan'da. Bu gelişinizle bağlı, katıldığınız tedbirlerle bağlı. Hangisi tedbirler? Bu sefer bizim için çok önemliydi. Çünkü ben 15 sefer gelmiştim. Her 15'in hakkında makale yazmıştım. Seyahatname. Bunları bir kitap yapmışım. Kerkük'ten Azerbaycan'a indi, bu da geldi 16 oldu. 16 seyahati yazıp kitabın da ön sözünü Sabir Rüstem Hanlı yazdı. Ve bu seferimizde Üstad Ata Terzibaşı'nın kitaplarının takdimatiyle ilgiliydi. Bizim Üstad Ata Terzibaşı Irak Türkmenlerinin aksakallısı, 2 sene önce vefat etti. Ünlü bir yazarımızdı, edebiyatçımızdı. İki kitap onun hakkında hazırladı. Bir edebi makaleleri, bir de hayatı ve eserleri. Bu seferimizde onun takdimatını yaptık. Elmler Akademisi'nde, Atatürk Mensiyazı'nda, Milli Kütüphane'de, Ahundov Kütüphanası'nda yaptık. Ve gazetlere çıktık. Edebiyat gazetinin misafiri olduk. Son sayısında bize 2,5 sayfa yer ayırdı. Musahabe yaptılar bizimle. Yine Azerbaycan gazetine gittik. Orada da baş redaktör, milletvekili Hikmet Babaoğlu'yla görüştük. Gazetelerde derdimizi anlattık, edebiyatımızı anlattık. İki ülkenin arasında medeni alakalardan danıştık. Bu bizim için güzel işlerdir, faaliyetlerdir. Bizim temennimiz sizler de gelip Çerçi'ye, Kerbele'ye, Bağdat'a, oradaki yaşayan Türkmenleri birebir görüp onlarla müsahabe yapmak, film çekmek, röportaj yapmak ki bu iki milletin arasında dostluğu, sevgiyi, samimiyeti, edebiyatı, kültürü, medeniyeti ömür boyu yaşatmak. Bizim temennimiz budur. Memnuniyetle, seve seve. Ve bizim bugün Dünyaya Bakış verilişimizde aziz tamaşaçılar, çok değerli ve hürmetli Şemsettin Bey'in nezerleriyle Türk dünyasına bakış ettik. Ve Şemsettin Bey bir kitaptı. Biz onu ne kadar okusak da insanlığını, gördüğü hizmetleri hakkında gece gündüz danışsa bu bitmeyecek. Ve ben tamaşaçılar karşısında söz veriyorum ki yakın gelecekte Şemsettin Bey hakkında Ümit Televizyası'nda çok büyük bir layiha hazırlanacak, veriliş çekilecek inşallah ki, tabii ki Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz Mart'a geleceğiz tekrar. Mart'a Azerbaycan'ın Irak Türkmenlerin medeni günleri yapılacaktı. 3 gün, 4 gün. O vesileyle de güzel bir veriliş hazırladık. Söz veririm size. Önce sizi televizyaya. İnşallah. Sizin programınıza çıkacağız. İnşallah. Seve seve de her zaman bizim televizyanın kapları size ve sizin kimi halkına değer veren insanlara her zaman açıktı. Çok sağ olun Şemsettin Bey. Geldiğiniz için. Ben kendi adıma, Irak Türkmenleri adına, ana vatan Türkiye'mizin edebiyatçıları, yazarları adına öncelikle size, şahsınıza ve bu programda yapımda yayında emeği geçen dostlarımıza ve Umut Televizyonu'na ve son olarak Azerbaycan halkına, tamaşacılarına ve milletine, devletine canı gönülden teşekkür ederim. Biz iki devlet, bir milletik. Ne kadar Türk devleti varsa ister iki olsun, üç olsun, dört olsun, önemli olan tek millet olduğumuzu
bütün dünyaya ilan etməkdir. O da böyük Türk millətidir. Və mən elə fürsətdən istifadə edib Şəmsəddin bəy, bu dəyərli hədiyələrinizə görə sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bax belə, əziz tamaşaçılarımız, bizimlə qalın, biz izləyin. Çünki bizim borcumuz sizlərin zövqünə oxşayacaq verilişlər təqdim etmək və xalqı üçün, dövləti üçün əmək sərf edən insanları sizlə tanış etməkdir. Bugün də Dünyaya Baxış verilişinə mən Fərdin Nizami qızının təqdimatında baxdınız. Sağ olun, salamat qalın.